İlyas'ım, ben eve girmezsem ayıp olmaz değil mi? Hiç olmaz enişte. Zaten Hatice'm de eve geçmiş. İlyas, bir şey soracağım. Sor enişte. Ha. Bu toplantı daha uzun sürer mi? Niye, işin mi var? Sen evine gitmeyecek misin? Ya işte beraber sahur yaparız diye düşündüm İlyas'ım. Yani senin usul. Sonra çocuk donunca çıkarmışlar, yer misin yemez misin? Sonra enişte. Hı. Uzatacak mısın da? Şehrimize hoş geldiniz Hakan Bey. Oyunculuk kariyerinize nasıl başladınız? Bu arada burası benim de şehrim. Şehrimize hoş buldum. Oyunculuk kariyerime nasıl başladım? Ankara'da başladım. Ankara sanat, oradan Ankara Çağdaş Sanat, Ankara Yeni Meydan ve sonra devamıyla. Ama önce Gençlik Tiyatrosu'nda oynadığım oyunla diğer yerlere kabul edildim. Ankara'da başladım. Oyuncular. Gelecekle ilgili planlarınız nelerdir? Geçmişte yaptıklarımdan daha fazlasını yapabilmek. Gelecekle ilgili bütün planım. Evet. Yani umarım bir tane sinema filmi yaparım. Sinema filmi yazdım. Şimdi en kısa zamanda bütçesini falan oluşturup kayda girmek. İlk yönetmenlik deneyimimi yapmak. Onun dışında çok böyle aman aman hedefler koyup da onun için hırslanan bir adam değilim. Ben işimi yapmayı seviyorum. Geçmişte yapamadıklarımı şimdi yapabilmek hedefim. Çok güzel. İş hayatınızdaki felsefeniz nedir? İş hayatımdaki felsefe. Mesleğime saygım var. Yani severek yapıyorum. Ve bunun mesleğim olduğunu biliyorum. Ama felsefem doğru zamanda, doğru yerde doğru şeyi söylemek. Çok güzel. Hobileriniz var mı? Varsa bizimle paylaşabilir misiniz? Var. Hobiden kalsın. Yazmayı çok seviyorum. Ama bu hobi olarak değil. Bu benim mesleğimin bir parçası. PlayStation oynamaya yeni başladım hobi olarak. Spor yapıyorum. Onun dışında çok da böyle bir şeyler tıngırdatmaya çalışıyorum ama asla beceremem müzik aleti. Ama deniyorum. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'dan tanıyoruz sizi. En çok bu dizi çekimlerinde unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşır mısınız? Unutamadığım bir anı. Olgun abi, hep anlatmışımdır bunu. Olgun abiyle bir hapishane sahnemiz vardı. Olgun Şimşek. Evet, Olgun Şimşek'ti. Ben dışarıdan içeri koğuşa koşmam gerekiyordu. Plato'da çekiyorduk. Kayıt geldi. Ben koştum ama yanlış yere girmişim. Bayağı bir 10-15 dakika doğru yeri bulmak için çok çabalamıştım. Benim öyle sakarlıklarım vardır. Aman reis duymasın da setin 3. günü yardımcı bir oyuncuyla çarpışmamdan dolayı kaburga kemiğim kırılmıştı. Onu da hiç unutamam. Bir çarpışmadan dolayı. Sarmaşık'ta da aynı şeyi yaşamıştım. Böyle vardır. İyi kötü anılarım çok var. Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın başarısını neye bağlıyorsunuz? Çok iyi bir senaryo, çok iyi bir ekip olmasına. Evet. Yani. Son olarak Diyarbakır halkına söylemek istediğiniz cümleleri alalım. Yani kentimi, şehrimi, doğduğum toprakları çok seviyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu festivalde beni davet ettikleri için ayrıca teşekkür ederim. Umarım daha nice nice festivallere, daha nice nice etkinliklere her şey Diyarbakır güzel olsun diye.